Bir bağırışlar, çığırışlar, bir şeyler duydum yine. He? Evet. Tam saçım yapılıyordu, çıkmadım. Bıktım sizden. He? Ben de çıkmadım bu sefer, yeter dedim. Kimin sesleriydi onlar? Şahiste Hanımcığım, senin sesini duydum. Aslında sizin bence Çiğdem Hanım'la dün başlayan bir gerginliğiniz oldu. Kamera dışında da devam eden. Bugüne taşımışsınız. Neler olmuş izleyelim mi, üzerine de konuşalım. Sizin gibilerinden arınılması gerekiyor. Sen Çiğdem Hanım ne sanıyorsun? Çiğdem Hanım ben ne sanıyorsun? Sizden. Gerçekten sıkıldım. Sakin olun. Buraya arındırın bunları buradan. Gerçekten siz arındırmasanız ben ne diyeceğim? Dünden beri burama geldi. Geldiler. Beni gererek kötü duruma sokmaya çalışıyorlar. Becerdiler de. Ben bu durumda olmak istemiyorum ve gözükmek de istemiyorum. Kızım sen bana bir kahve yap da kendime geleyim ya. Tamam. Rahatlığı da pes vallahi. Ne rahatlık böyle. Olaydan sonra, ben gittikten sonra. Kulis, yani senin kulisin, benim kulisim diye bir şey olamaz. Öyle bir şey yok. Bir olamaz şey yok. Zaten. Var, şöyle var Nursel Hanım. Yani ben gerçekten sıkıldım. Konu ne? Kulis arkada değil arkada yani. Sürekli kulağıma bir laflar, bir şeyler, bir oyunlar içindeler. Bir şeyler söyleniyor, kulağıma sürekli bunları duyuyorum, geliyor. Sürekli bizim üzerimize bir oyunlar çevriliyor. Ben artık bundan sıkıldım. Kulis olayına da gelince, ben giyinirken kapıyı açıp langur lungur giremez içeriye. O anda ben içerideysem o anda o kulis bana aittir. Ben giyiniyorum, ben hazırlanıyorum. Kapıyı açıp birdenbire içeriye giremezler. Ama orası giyinilen yer değil, makyaj yapılan giyiniyoruz yer. Giyiniyoruz aynı zamanda canım, giyiniyoruz öyleyse aynı zamanda. Öyleyse arkada giyinin, önde giyinmeyin yani. Giyiniyoruz, ben orada hazırlanıyorum diyelim o zaman. Kayınvalidelerin odası ayrı. Evet. Gelinlerinki ayrı. Evet. Makyaj yapılan ortakta bir evet, alan evet. Var. Evet. O alandan bahsediyoruz. Evet, tek tek giriyoruz oraya. Orada normalde giyinmiyorsunuz. Evet, hazırlanıyorum diyelim, makyajım oluyordu zaten. Giyinmiştim, hazırlanacaktım, çıkacaktım. Birden bir her seferinde aynı şeyi yapıyorlar. Onlar içerideyken ben kapıya açıp langur lungur girmiyorum içeriye mesela. Bu bir saygıdır. Gerçekten mi? Ben şimdi kesmesini sözünü istemedim Çiğdem Hanım'ın. Tamam. Evet, servise biniyoruz. Aynı servise önüne ben oturacağım. Ondan sonra buraya geliyoruz, kulis benim. Evet. Hayırdır Çiğdem Hanımcığım? Kendinizi artist falan mı sanıyorsunuz? Ben artist siz de bizler gibi, buradaki yarışmacılar gibi aynı eşit değerdesiniz. Asla sadece size ait bir yer değildir o kulis. Ve şöyle bir durum var, ben zaten kendime ayrı bir oda seçtim. Evet, giyinme oluyor. Ben ayrı yerde hiç ne kimse giriyor, ben ne kimsenin kapısını açıyorum. Neden sen artist misin? Kendisi giz, bakın, bakın. Bak, ben giyinmem öyle ulu orta her bakın, yerde. Bakın. Kalabalıkta. Ya çok koyuş bir şeyden kavga etmişsiniz ama. Hayır, ama Çiğdem Hanım sizken söyledi zaten, duydunuz. Bu bana ait diyor. Hayırdır? Kapıyı burası mı çalmadın? Burası Kanal D'ye acaba bir sorar mısınız? Kapıyı Çiğdem mı çalmadın? Çalmadı, direkt giriyor. Ya ben asla ve asla böyle bir şey yapmadım. Bu bu olay şu anda dedi ya kapıya, üzerime oynuyor Çiğdem Hanım. Bakın üzerime oynuyor. Sadece eğer orada herkes giyiniyor, herkes rank diye açıyor zaten. Öyle ben asla ve asla böyle bir şey yapmadım. Çiğdem Hanım benim üstüme oynuyor. Bu yani kadar de... yanlış hatırlıyorsam senle en çok yarıştık. Hiç böyle bir İlk konu defa. Duymamıştım. Bak Nursel gelinler Hanım. Arasında falan bile duymamıştım. Ama Nursel bakın Hanım, şimdi siz de farkındaysanızdır eğer. Zaten izleyiciler de bunun farkındadır eminim ki. Bizleri hatta dün mü evvel sürümü ne söyledi? Yok üçünüzü de gideceksiniz. Burası benim. İşte sizi benim. Göndereceğim. Kızım sizden çok güzel evet. Yemek yapıyor. Yani sanıyor ki Çiğdem Hanım burası onun tapulu malı. Herkes onun yönetimi altında. Yani ben anlamıyorum. Biz gidersek zaten kızıyla kendi mi karşı karşıya yarışacak? Yok. Kızıyla kendi kendimi giyinip soyunacak.
makyajını yapacak yani. Böyle bir şey ben asla kabul etmiyorum. Kızımla yarışmayacağım. Tabii ki kızımla yarışmayacağım. Çok daha iyi yarışmacılar gelecek. Hı-hı. Çok daha iyi tadımcılar gelecek. Ayrıca ben gerçekten sizden sıkıldım. O kadar sıkıldım ki yaptığınız Ali Cengiz oyunlar her şeyden haberim var. Siz mi? Her şeyden haberim var. Bir saniye ben sizi dinledim. Ben sizi dinledim. Siz bence çok konuşamıyorsunuz karşılıklı. Tuğba. Boğuyorlar beni. Karşıdan görüyorsun, izliyorsun. Gördüğüm. Sen ne görüyorsun? Ben ne görüyorum biliyor musun? Ne görüyorsun? İttifak. Kiminle? İkisi. Kim? Evet, arkada kavga dövüş gibi gösteriyorlar. Kim? Şahiste ile Çiğdem mi? Evet, burada da kavga ediyorlar. Ama arka tarafta kulis. Aslında onların ikisi ben gideyim diye uğraşıyorlar. Ama öyle göstermemeye çalışıyorlar. Ne güzel bir pay çıkarttın. Kendini ne güzel öne attın be Tuğba'cığım. Vallahi helal olsun zekisin. Gerçekten. Bu olayın içinden kendine nasıl da güzel bir pay çıkartabildin. Benimle, seninle ne uğraşacağım ben? Ben o kadar söylüyorum. İzleyenler de her şeyin farkında. Herkes her şeyi görüyor zaten. Burası böyle neler bir yer. Döndüğünü de biliyorum. Her şeyi de biliyorum. Herkes. Beni geliyorsunuz. Yani şeyler çıkartıyor. Şuna eminim, izleyenler her şeyin farkındadır bence de. Allah aşkına yapmayın. Vallahi çok enteresan. Yani çok net anlatılamıyor bence. Başka bunun bir alt metni var kesin. Ya daha ciddi bir sebep var bence bir kıyafet, bir kulis için. Hiç zannetmiyorum bu noktaya gelinsin. Çıkar bunun kokusu.